Cübbeli Ahmet Hoca'yla hiç konuştunuz mu bugüne kadar? Hayır, konuşmadım. Şu an... Ahmet Hoca bana telefon açıp Ali Hoca, senin böyle böyle bir şey dediğin vaki, sen bunu söyledin mi? Burada bir problem var mı diye telefon edebilirdi. Ama böyle bir şey olmadı. Peki şu anda canlı yayında telefonda kendisi. Bir soralım neden böyle bir şey yapmamış? Ahmet Bey, ben herhangi bir Yok, hoca tartışmaya girmeniz efendiyle için söylemiyorum. medya üzerinden polemik yapmam. Tweet'te atmam. İyi akşamlar diliyorum. Ali Bey, Teşekkür ediyorum. Ali Bey, ben bir Teşekkür şey, ediyorum. Hadi Latif Şimşek ben bir bir şey şey sorabilir soracak miyim? hocam. Ahmet Bey, teşekkür Ali ediyorum. İyi Bey, Ali akşamlar Bey diliyorum. çok önemli ama. Bir şey sormak istiyorum, Latif Şimşek ben. Sizin bu yaklaşımınız bence çok değerli. Ben de sizi programa davet ettim. Gerçekten uzun zamandır çıkmıyorsunuz televizyonlara. Ama hem bir ilahiyat fakültesi dekanı olarak hem de Türkiye'deki ilahiyatçıların da ciddi bir kısmı size destek verdi bu söyleminizde. Biraz önceki örneğini de Evet. söyle istersen. Şimdi tabii ne yapılabileceği konusunda da sizlerin söyleyecekleri çok değerli. Bu cemaatler için de önemli aslında. Yani cemaatlerin kendine çeki düzen vermesi adına daha uzun soluklu ve daha doğru bir yolda mensuplarını yönlendirmeleri açısından önemli. Yani ne yapılabilir? Latif Bey, madem beni programda tuttunuz, Ahmet Hakan Bey, şunu anlatayım. 17-25 Aralık'tan 3 ay sonra 18 Mart günü benim kapıma 5-6 tane öğrenci geldi. Dediler ki hocam, biz bu cemaatin evlerinde veya yurtlarında kalıyoruz. Biz FETÖ'nün mü? kavga ettik ve bu evlerden çıkmak istiyoruz. Bize Fe yardımcı olur musun evet. dediler. FETÖ'yü Tabii kastediyor. tabii FETÖ'yü kastediyor. evet, 17-25'ten 3 ay sonra 18 Mart günü, çok net elimde duruyor daha belge. Ben de hay hay dedim. Birkaç arkadaşımı aradım, hali vakti yerinde olan. O öğrencilerin işte kira bedellerini falan karşıladım. Hallettik, çocuklar gittiler, işte ev bulacaklar falan. Sevinerek gittiler. Ben kapıma gelen hiçbir öğrenciyi döndürmedim. Hangi gruptan, hangi cemaatten, nereden olursa olsun. Hatta yani şöyle bir laf söyledim, hocalar bana da kızar. Kapıdan hoca döner ama talebe dönmez diye. Şimdi akşam, o gün akşam çok net hatırlıyorum. Chelsea Galatasaray maçı vardı. Ben de hasta bir Galatasaraylıyım. Eve geldim, çok yorgunum. Maç seyretmeye başladım. Maçın başlarında da iki tane gol yedik. Çok canım sıkkın. Yanı başımda telefon duruyor. Telefona mesaj geldi. Açtım, baktım. Öğrencimin birisi, hocam bunu gördün mü? Bir açtım. Ömer Faruk Aslan diye birisi tweet atmış. O tarihte 120 bin takipçisi var. Diyor ki, Marmara İlahiyat Dekanı ikna odaları kurdu. IŞİD evlerinden öğrencileri çıkarıyor. Ahmet Bey, yarım saat içinde 808 tane RT oldu. Altında bana küfretmeye başladılar. Yanına Nursel Teli de almış mı? Kemal Alamdaroğlu da var mı? Efendim, bu Acem, sen Acemoğlusun. O zaman iktidara yönelik İran suçlamaları falan vardı, hatırlarsınız. Şia mollası olmasından olacaktır. Ehli sünnet olmasından korkmuştur öğrencilerin diyor. Şimdi onlar bana o zaman Şiacı diye ithamda bulundular. Şimdi de bazı cemaatler, geçen gün mesela odama gene 5-6 öğrenci geldi. Hocam dediler, biz ev tutmak istiyoruz. Peki dedim, yardımcı oldum. Sonra bir cemaat, bakın hani buralara nereden geldi? Bir cemaatin evinde kalıyorlarmış. Benim haberim yok. Başka bir kanalla o cemaat bana haber gönderiyor. Diyor ki, Ali Köse bizim öğrencilerimizi bizim evlerimizden çıkarıyor. Ben öğrenciler nerede kaldığını falan bilmiyorum. Yani ben bunları söylerken, o cümleleri söylerken bir yere dayanarak söylüyor. Dolayısıyla aynı yönde giden gruplar var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Benim söylediklerim bu kadar. Bugün de beni ehli sünnet düşmanı ilan ettiler. Yani bazı siteler. O kadar ki, ya benim çocuğumun adı Ahmet,
Doktor buna Ahmet adını koydu. Biz daha sonra hanımla o çocuğun adını değiştiremedik. Yani hastanede göbek adı olarak Ahmet koydu. Biz başka bir isim koyacaktık. Hanıma dedim ki ya birkaç gün işte eve geldik çocuk ne isim koyalım falan düşünürken dedim ki ya doktor bunu Ahmet dedi. Şimdi biz bunu değiştirirsek Peygamber Efendimizin gücüne gider. Bunu söyleyen adamı Ehl-i Sünnet düşmanı ilan ettiler. Neden biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de her grup kendisinin Ehl-i Sünnet olduğunu düşünüyor. Her grup kendisinin Ehl-i Necat olduğunu düşünüyor. Fırkayı Naciye. Problem burada. Ve kendi söylemini Ehl-i Sünnet söylemi olarak ortaya koymaya başladı. 2-3 senedir herkes Ehl-i Sünnet, Ehl-i Sünnet. Ben dedim ki bir toplantıda, kardeşim bakın Ehl-i Sünnet kavramı yüce bir kavramdır. Zaten bu FETÖ yüzünden bir sürü kavram kirlendi. Şimdi biz de bunu ulu orta, lüzumsuz yere ötekileri, berikileri itham etmek için kullanırsanız bu kavramda kirlenir. Her cemaat kendi düşüncesinin Ehl-i Sünnet olduğunu söylüyor. Ehl-i Sünnet kavramı şemsiye bir kavramdır ve hepimizi temsil eder. Türkiye'de ben Müslümanım diyen herkesi hemen hemen temsil eder. Dolayısıyla bunu lüzumsuz yere kullanarak bunun dejenere olmasına, bu kavramın bir sakız olmasına neden olmayalım. Dikkat edelim, bu bir ayrıştırma cümlesi olmasın, ayrıştırma kavramı kullanmasın diye bir toplantıda konuştum. Ertesi günü ihvanlar.net efendim diyor ki Ehl-i Sünnet düşmanı Ali Köse, laik Ali Köse, efendim demokrat Ali Köse, dindir Ali Köse, indir Ali Köse. Yani böyle bir itham demokrat olmak karşılaşan demokrat olmak kötü bir şey, demokrat olmak ayrıca ayıp bir şey değil. Ben üzgünüm böyle konuları tartıştığımız için, hatta şu anda bile bunlar bile bana göre lüzumsuzdur. Ama bir defa işte öyle bir söz zikrettim ve insanlar da birkaç gündür onu konuşuyorlar. Ben sözlerimde samimiyim. Sözlerimi tekrar ederim. Roma sözünü de tekrar ederim. Mekke sözünü de tekrar ederim. Dolayısıyla söylediğim sözlerin arkasındayım. Çünkü bunların samimiyetle söylendiğine benim gönlüm mutmi vaziyette, ben mutmainim. Başkalarının ithamları benim için çok önemli değil ama buradan din zarar görüyor. Dolayısıyla hani tweet atarken, itham yaparken vesaire falan dikkat etmek gerekir. Son sözlerim bunlardır. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Peki, iyi akşamlar. Biz Ali Köse Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca'yla bir hani tartışmaya, ekranda bir tartışmaya girmek istemedi. Saygı duymak lazım. Tabii. Yani ille de tartışmaya gireceksin dememek lazım. Teşekkür ediyoruz. Yayından ayrılabilirsiniz. Size sitem var. Cübbeli Ahmet Hoca. Efendim, şimdi ben de tabii şeyle dinledim. Şimdi bir defa Hürriyet Gazetesi'nde bu hala duruyor. Girenler bunu görüyor. Dolayısıyla benim hakkımda düşünün ki siz benim hakkımda bir şey yazdınız. Bazen yazıyorsunuz, atıyorsunuz, tutuyorsunuz. Ben hemen cevap veriyorum. Veyahut tekzip için mahkemeye veriyorum. Bir insan bir şey yazıp da sonra onu oradan çek, oradan yanlış yansımış, sonra sabah gazetesine başka röportaj, bir defa mutlaka tepki vermesi. Çünkü ben bu işlerin içinde bir insanım. Devamlı hakkımda laf çıkıyor, haber çıkıyor. Yalan da çıkar, doğru da çıkar. Ben bunu mutlaka teklif edip ben Mekke ile Roma'yı kıyas etmedim demesi icap ederdi. Dolayısıyla o noksanlık kendisinde eğer onu yapsaydı biz de buna ulaşırdık. Ama biz bunu ne teklif gördük araştırmamızda, ne sabah gazetesi bilmem nesi çıktı. Hani burada yanlış anlaşılmış, doğrusu burada hiçbir bilgi yok. İnternetten giren hürriyet çıkıyor. Dolayısıyla bu kadar sene geçip geçmemesi mühim değil. Bir insan yanlış anlaşıldım da deme hakkına sahiptir. Yalan yazdılar deme hakkına da sahiptir ama bunun yolları var. Ya tekzibi çalıştıracak, kendisi bir dekan. Ki benim gibi gariban adam kendi kendime tekziplerimi yapıyorum. Tekzibi yapması lazımdı. Tekzibi yapmaması onun adına bir noksanlıktır. Noksanlıktır, niyet okuma diyor. Mana çıkartmışlar diyor. Böyle bir şeyler bir insanın beyanı ile ilgili olursa ben hemen ortalığı ayağa kaldırırım.
ve hemen burada ben bu lafı demedim derim. Bir de mesela şöyle bir sistem kullanıyorum. Kendim de çekiyorum. Orada bir yanlış yazı çıkarsa aynı sesi ortaya koyuyorum. Bak ben bunu dedim mi demedim mi? Ben kendisine rica ediyorum. Bundan sonra dikkat etsin o zaman. Kendi de çektin. Madem böyle yanlış yazmalar... Ahmet Hocam peki yoksa... ikna oldunuz mu? Ali Bey konuştu, kendini ifade ya Ali etti. Yani ben Ali şahsen, şöyle, ben şahsen bak, samimiyetine Bey'in, inandım yani ben Ali Bey'in. Bakın, Ali Bey'i bakın, samimi ben gördüm. Siz de samimiyetine inandınız mı? Yani hani şimdi söylediklerine. Bakın, ama bakın ben kendi sesinden yine bir şey duydum. Diyor ki kendi sesi A Haber'de çıkmış. Diyor ki millet diyor din için çıkmadı diyor. 15 diyor? Temmuz gecesi din için çıkmadı diyor yola. Millet diyor demokrasi için çıktı diyor. Din için çıkmadı diyor. Ben burada dünya kadar benim tanıdığım şehit var, evlerine gitmişim. Bunların hepsi abdestini almış, şey yapmış. Dinler arası diyalog, şirk, FETÖ'nün durumunu biliyorlar. Peki o zaman, bu zamana kadar bunca darbe oldu. Bu millet hiç sokağa çıkmadı da. Niye FETÖ'de çıktı? Bunu bir sorun bakalım. Çünkü millet bilinçliydi bu FETÖ'nün diyalog şirkinden, dinsizliğinden, Mossad'da çalıştığından, siyahi bir şey olduğundan. Dolayısıyla şimdi burada din yok diyor. Yani din için çıkmadı diyor, demokrasi için çıktı. Şimdi bakın, dedin Mekke ile Roma meselesi. Ya bir hocam sesinden, şimdi bir dakika. Bakın, ama bir dakika bakın, şimdi bu da haksızlık tekbir, yani. Şimdi yok, bir dakika. Demiyorum. Hayır bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tekbir bir dakika. Sesi şimdi... diyor, demokrasi sesini bastırmamalı. Ya hayır. Tekbir Allahu Ekber ya. Bunun demokrasiyle ne alakası var tekbir sesi? Ama şimdi...